Yok ya, ben bir an gaza geldim ve çocukların elinde kamerayı unuttum. Barış Akarsu'nun kazadan önceki son röportajı. Ya göz yumuştu arkadaşlar. Olamaz mı hepsi? Hayat dolu Barış'ın çok özel görüntüleri. Bir pahalı bir gözlük galiba. 10 bin dolar. Yok be. 50 milyon aldım. Ve çok özel açıklamaları. Onların o sevgisi beni motive ediyor ve güç veriyor bana. Toprak kokan şehir, deniz kokan şehir, sevda kokan şehir. Geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini üzüntüye boğan Barış Akarsu'yla kazadan önce son röportajı Star Magazine yaptı. Onların o sevgisi beni motive ediyor ve güç veriyor bana. Büyüsü de bekler seni. Caddeler ıslak gözyaşlarıyla. Star ekranlarının sevilen dizisi Yalancı Yarim'le oyunculuğa adım atan ve milyonların sevgisini kazanan Barış Akarsu'yla önce sezon finalinin çekildiği dizi setinde sohbete koyuluyorduk. Son çekimler ve Barış'ı saran tatil heyecanı. Dizi ekibi ve dizi olarak tatile girdik. Önümüz açık. Etrafa neşe saçıyordu Barış. Işığıyla, enerjisiyle karşısındakini hemen yakalayıveriyordu genç adam. Bizi yakaladığı gibi. Sevgiye çok değer veren ve sevginin çok yüce bir duygu olduğunu inanan ve her şeyin anahtarı olduğunu inanan bir insan olarak verilen sevgiye karşılık veriyorum. Ve asla kaçmam. Hayatta her şeye tutkuyla bağlı olan Barış Akarsu'nun en büyük aşkı müzikti kuşkusuz. Biri müzik, hayatımda vazgeçemeyeceğim tek şey. İkincisi... çok iyi düşünüyorum. İkincisi Merve Hanım. Motorum. Evet. Motorumu severim. Üçüncüsü de ailem. Sürerim bulutan tarlaları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Ve işte yorucu ama bir o kadar da başarılı geçen yılın ardından keyifli bir tatil başlamıştı Barış Akarsu için. Star Magazine tatilde de Barış'ın yanındaydı. Bizi tatile girdi. Biz de ben de tatil modundayım şu anda. Geziyorum her yere. Bodrum'un her yerini geziyorum. Jet'e çok iyi biniyorsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Daha iyi binerdim de tamam dediler. Yeter. İçi içine sığmıyordu Barış'ın. Jet ski'ye binmiş, bol bol yüzmüş, doyasıya eğlenmişti. Kameramanlarınızı sattın biraz ama. He? Yok ya, ben bir an gaza geldim ve çocukların elinde kamerayı unuttum. Hoca, kameraya dikkat et. Ne oldu, o neydi? Gelecek ama gözlük gitti aşağıya. Gözlük yakalayamadım. Atla, kim dalıyor? Ben şimdi saçını ıslatacağım ya. Yerinde duramayan genç oyuncu kıpır kıpır hayat doluydu. Sürekli gülümsüyor ve etrafa neşe saçıyordu. Ya göz yumuştu arkadaşlar. Olamaz mı hepsi? Kamera sallanıyor, tamam mı? Evet. Gidiyor. Tam gidecek. Boşlar. Kamera derken sen göz yumuştun. Hoca be, yok mu böyle kepçe gibi bir şey var mı? Kepçe olmaz ya. He. Kepçe yapmış abi. Çankesi. Burada aslında böyle şeyler olması lazım ya. Milletin gözü düşmüyor mu? Yok. Devam. Gözlük. Abi epey pahalı bir gözlük galiba. 10 bin dolar. Yok be. 50 milyon aldım. O gün röportaj sırasında Barış'ın gözlüğünü denize düşürmesi, ekibimizle Barış arasında espri konusu olmuştu. Kesmeden yayınlamaya özen gösterdiğimiz bu görüntüler, genç adamın hayata bağlılığının en canlı göstergesiydi. Ben de al çıkar var artık. Şimdi saçları devamlı bozmayalım. Tamam, tamam. Şimdi aldınız zaten ya. En sonunda alır çıkar. Ben abi dizi şeyinden devamlı bozmayalım saçları. Hayatı seviyordu Barış. Müziğe olduğu gibi yaşama da tutkuyla bağlıydı. Yaşadığı her anı dibine kadar yaşıyor ve tadını çıkarıyordu. Ya yalnız bak artık sevgilisi ortamımız. Ya ben yalnız takılıyorum, ben cool takılıyorum falan. Ya yalnız değilim tabii, arkadaşlarım var, dostlarım var. Onlarla beraber geziyorum.
Akşam işte takılıyoruz. Barış Akarsu yüreğinin kapılarını ilk kez Star Magazin için açıyordu. Biraz önce yolda gördük yani. 5 dakika bir sokağa çıktık. Yakın genç kız boynunu sarıldı. Yani çok zor değil mi? Zor değil. Ben o şekilde yaşıyorum. Yani onların o sevgisi beni motive ediyor ve güç veriyor bana. Ve doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sevenlerimin sevgisi bana güç veriyor. Hava ile bütün, su ile bütün, ile bütün şehir. Muhabirimiz soruyordu, genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncuya, evlilikten korkuyor musun diye. Evlilik korkum yok, öyle korkularım yok, 27 yaşındayım. Evlilikten korkmuyorum. Zamanki gibi, loştur her yer, hayalin gibi. Ancak hayat bazen acımasız olabiliyor ve hiç beklemediğiniz bir anda acı bir sürprizle karşınıza çıkabiliyor. Barış'ın yaşamında olduğu gibi. Evet, bu röportajın hemen ertesinde doğum gününde yakalıyordu kader onu. Belki de hayatında her şeyin artık çok güzel olduğuna inandığı, daha güzel günlerin, yeni başlangıçların kutlanacağı o gün. Önce dizi ekibiyle doğum gününü kutluyordu Barış. Set ekibinin arasında mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Ardından onun için sürpriz parti hazırlayan arkadaşları geliyordu onu almaya. Gidecek uzun bir yolları vardı. Kendisini bekleyen acı sürprizden habersiz, heyecan içinde yola koyuyordu Barış. İşte tam orada, o yolda yakalıyordu kör Talih onu. Bu talihsiz kaza ile ilgili direksiyonun başında Barış Akarsu'nun olduğundan tutun da genç oyuncunun aşırı alkollü olduğuna kadar çok şey yazılıp söylendi. Oysa ki gerçek hiç de anlatıldığı gibi değildi. Her şeyden önce direksiyonun başında Barış Akarsu yoktu. Genç oyuncu şoför koltuğunun sağında oturuyordu. Aslında tek başına bu bile her şeyi açıklamaya yetiyordu. O ölümle pençeleşirken onu yargılamak elbette işin kolay yoluydu. Her zaman söylene gelen şöhret ona ağır geldi. Ya da ne de olsa rakçı, alkolü fazla kaçırmış ve kaza yapmıştır gibi acımasızca söylemler Barış'ı tanımayanların yaptığı haksız yorumlardı. İşte bu haksız yorumlara en güzel cevabı henüz bu röportaj yapılırken başına geleceklerden habersiz olan Barış veriyordu. Genciz abi, hepimiz alkol alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Yani bu gayet normal şeyler. Ama işte dozu var. Her şeyin dozu var. Yaşamın bir dozu var yani. O dozu kaçırdığın an zaten rahatsızlıklar başlıyor. Yani o rahatsızlıktır. Ben değil, ya. Değil tabii. Kontrolü elden bırakmamalı. Kontrol senden çıktığı anda... O zaman işte durum çok kötü. İşte Barış Akar kazada alkollü olduğunu söyleyenlere en güzel cevap. Ben asla mesela o şekilde kapıdan çıkamam abi, çıkamam. Orada rakırlık biter yani. Rakır dedin mi dimdik duracaksın abi, adam gibi içeceksin. İçemiyorsan içmeyeceksin abi. Yıkılana kadar içmeyeceksin. Yani her zaman kontrol sende olması lazım. Hatta hiç içmemek en doğrusu. Söylenecek çok fazla söz yok. Beyin kanaması geçiren ve hayati tehlikeyi henüz atlatamayan Barış hala komada. Hastaneye koşan tüm sevenleri, onun sağlık haberlerini dikkatle ekranlardan izleyen tüm hayranları onun için dua ediyor. Barış yaşam mücadelesi veriyor. Bizim inancımız o güzel yüreğiyle ve yaşama azmiyle bu savaşın da üstesinden gelecek. Dualarımız seninle Barış, kalbimiz seninle. Düşünsene yani hani alkol belli bir yere kadar alıyorsun. Genciz abi, hepimiz alkol alıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama işte dozu var. Her şeyin dozu var. Yaşamın bir dozu var yani. Ölüm döşeğinde Barış'ı eleştirenlere Barış'ın ağzından tokat gibi cevap. İçemiyorsan içmeyeceksin abi. Yıkılana kadar içmeyeceksin. Barış alkol hakkında tüm düşüncelerini Star Magazin'e anlattı. Yani ben asla mesela o şekilde kapıdan çıkmam abi, çıkamam. Bu röportaj olay yaratacak. Hatta hiç içmemek en doğrusu yani. Hava ile bütün, su ile bütün, güneşle bütün.